dedim. Eninde sonunda buraya geleceğim ya dedim. Ya aslında kimin ne dediğinin ya da bu tanımın bir anlamı yok da... onur kırıcı, kalp kırıcı olduğu için bir kadın için bunu söylüyoruz. Yoksa aslında aynen, bu kelimelerin aynen, bir anlamı yok. Aynen. Yani kumaymış da metresmiş de o değil ki önemli olan. Yaşanan önemli. Olan, yaşanan o dram yaşanan önemli. Yaşanan o şey olan. Ama sana ne demiş ya, çocuklarımı göremem evet, anne demiş, evet, onu söyle. Evet, dedi teyzesinin oğlunu aramış. He. Kadiriye beni yakaladı bir kadınla demiş. Ben de demiş köye gönderiyorum demiş. Yalnız demiş tembih ettim. Sakın ailene söyleme boşandığımızı. Çocuklarını da aileni de hani çocuklarını asla göstermem demiş. Ailene de zarar veririm demiş. Hani bizden için. Yani sen kızının çocuklarını çocuklarından ayrı kalmamak için mi buna katlandığını düşünüyorsun? Hayır. Var bir şeyler. Ha, çocukları için mi sence bunu yapıyor yoksa başka bir şey mi? Başka bir şey de olabilir içinden, eğer ne şey olursa hani çıkacak piyasaya. Sonra sen annenle son konuştuğunda kocasının bu yeni kızla zorla evlendirildiğini anlatmış sana. Evet. Ha, bu kıza bir şey yaptı, yaşı küçüktü de bundan boşanıp onunla evlenmek. Ya 6 tane oğlan kardeşi varmış kızın. Onlar tehdit etmiş. Seni öldüreceğiz, keseceğiz, biçeceğiz. Bizim kardeşimizle evleneceksin diye. He, o da yani şimdi kocası için bu anlamda da fedakarlık mı yapmış oluyor, aynen, boşayıp evlensin, öldürmesinler diye. Heh. Ay bıraksaydı da öldürselerdi. Ben de öyle dedim. Keşke ölüsü gelse et dedim. Sabah sabah. Yaşasın kötülük. Aynen. Ama artık o noktaya geldik. Yani artık... hakikaten tabii ki bu öldürsünü içten söylemiyoruz yani. Ya onlar da öldürecek ama, halleri yok. Ama, yaz keseceğiz diyorlar işte. Yani öyle bir noktaya geldik ki gerçekten yani bu kızın dramı inanılır gibi değil ya. Ama biraz anladığım kadarıyla böyle aile ilişkisine dönmüş. O da hani kocasına zarar vermesinler diye boşanıyor falan. Ya ben yine bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Öyle. Yani o bir para mara meselesi var. Alınan kredi var veya bir yerden bir gelir yok, yok, var. Yok yok, onu yalan söylemişler. Evet anne. Evet. Onu, evet, o krediyi evet, yalan söylemişler. Çünkü görüntülü, kızımın bir sigortası yok hani para çekme şeyi mi olsa. 3 yıl önce de liseli bir kızı kaçırıp adamı aynen getirmiş. Aynen aynen. Ne bu böyle azgın teke gibi dolaşıyor. Aynen. İşte. Ne dedi demin bir şey yazdı, ne dedi adam? Damat, senin damat bir aramış da. Ne yazsana şeyini okusana. Niye açıp kapatıyorsun kardeşim bir şeyin yoksa? Ramazan. Kadriye benim yanımda boşanma davası açtım. Hı. Kimi açmış boşanma davası? Evlendiği kadına. Yeni evlendiğine. Ha, evet. Kadriye'yle boşanmışlar zaten. Kadriye değil. Hayır, Kadriye yeni değil. Yeni eşim de babamın evinde. Ramazan kaç yaşında? 35, 34-35 falan. Daha da genç. Ramazan Bal, neler yapıyorsun? Bak kayınvaliden burada, sen boş ver şimdi, sen ne yapıyorsan yap. Aslında çok da umurumuzda değil de. Sema nerede? Şey nerede yani? Kadriye nerede? Ya getirsin. Yanlış yazmışsınız işte. Düzeltin onu da. Ya getirsin benim kızım Müka Hanım. Yani evlendiğiyle mutlu mesut olsun. Ben onu istemiyorum zaten. Kızımı versin bana. Ama anacığım senin de kızın gelmiyor galiba işte. Bilmiyorum işte. Kadriye ama neden duruyor? Yazmışsınız. Ha? Niye duruyor? Ne sebeple duruyor? Onu bilemiyorum. Ya geldi ki bana anne boşanacağım ben dedi. Çocuk bir tanesi vardı. Arkamda mı anne dedi. Her zaman dedim. Ben sizin içi yaşıyorum zaten dedim. İki çocuğum var. Sen biraz şey mi diyorsun? Hani çocuklarını bırak öyle mi gel dedin başta? Hayır. İlkin, al dedin yani. Hani şu kızı duyduğum zaman ha dedim o keyfini sürecek dedim. Sen çocuklarına mı bakıvereceksin dedim. Öyle mi? Tamam, Ramazan'da telefon attığımız demiş. Ramazan günaydın. Ramazan. Alo. Efendim. Ramazan neler yapıyorsun sen? Vallahi bak kayınvaliden senden çok şikayetçi. Ben de ondan şikayetçiyim. Sen de ondan şikayetçisin. Peki nerede, Kadriye nerede şu anda? Beni duyuyor musun? Evet. Tamam, nerede? Kadriye nerede? Bak annesi aramaya gelmiş televizyona. Neyini arayacakmış? Sayık mıyım? Neyini arayacakmış? Neyini arıyor diyor, gördüm. Ulaşamayınca insan arar çocuğunu. Bir dakika bile eğer ulaşamazsan o çocuk kayıp demektir. Yavaş yazıyorum.
Niye yalan arama söylüyorsun? Arama kayıtlarını çıkarttın. Görüşüyor mu, görüşmüyor mu? Çıktın ortaya. Tamam, o zaman ben sana sorayım, rica edeyim. Nerede Kadriye, bana söyler misin? Evde yanımda şu anda. Yanında mı? Evet. Tamam, bir annesine verir misin, bir sesini duysun? Sesini her zaman duyuyor. Vereyim, duysun. Tamam. Alo. 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 Söyle. Niye gelmiyorsun Kadriye'm, söyle. Ben sana bak, 4 gün önce dedim. 15 saati bitti, çocuğun okulu bitti, geleceğim demedim mi? Kadriye'm tamam, bundan o diye konuştuğumuz zaman da demiştin, geleceğin anne dedin. 4 gün önce dedim ben sana, daha 4 gün önce. Nasıl 4 gün önce? Tamam 4 gün önce dedin ama. Bak aparlığı açıktı, o oradan sana söylüyor, sen söylüyorsun Kadriye'm. Niye bana yapıyorsun bunu? Bana söylemedi bir şey. Ben nasıl hakkım yok mu? Sesi geliyor ama. Sesi geliyor. Gelmiyor mu sesi? O bir şey söylemedi. Ne söyleyecek ya? Tamam demedi mi kayıntan? Yerine Kadriye benim oğlum boşarsan varacağın herifi de vururum, onu da vururum. İnce oğlunu da vursun. Seni boşadı, evlendi. Vursun oğlunu da. Sana böyle tehdit etmedi mi? Hadi etmedi de annem. Kadriye senin kocan başka biriyle evli mi şu anda kızım? Ya şu an evli ama seni boşamadılar. Efendim? Aynı evi yapmadı. Şu an yani senin kocan başka biriyle evli mi? Evli. Evli. Senin ne işin var? Senin ne işin var o evde? Boşanmanın şeyleri var. Ne var? Boşanmanın şeyleri var. Mahkemeleri var. Boşanıyorlar. İyi de seninle evliyken başka biriyle evlenen adamın niye sen evinde oturuyorsun ki hala? Ay neyse, büyük sözüme tövbe, ne büyük konuşursam da Allah başıma veriyor ya Rabbim. Hayır, niye oturuyorsun ki o adamla aynı evde? İşte çocuğumuz var abla, ne yapayım? Tamam ama yani onun düşünmesi lazım. İki tane çocuğum var diye başkasıyla evlenmemesi lazımdı. Evet, o boşanırken düşünmedim o çocuklarını. Niye boşadı seni? Öyle de gerekiyor. O kızın, o bir yaşı küçük falan bir kız mı? O yüzden mi? Onunla mı evlenmek zorunda kaldı? Yaşı küçük değil. Tamam, o zaman seninle beraberken onun ne oldu? Ailesi de istediği için seni boşayıp onunla mı evlendi? Annen doğru mu söylüyor? Hayır. Nasıl yani? Sen bana nasıl anlattın Kadriye? Ramazan tehdidi diyorlar. O 6 tane oğlan kardeşi var, öldüreceklerdi. Mecburen boşandım demedin mi? Öyle demedim ben. Nasıl dedin? Anlat bakalım. Hadi anlat. Nasıl dedin? Öyle bir şey yok. Nasıl dedin? Sen anlat hadi. Seninkini duyayım bir de. Niye boşadın madem? Söyle. Hani bizim aramız açıldı. Ben boşandım. Biliyorsun ya. Ya aran açıldıysa çok bırak gel madem. Aran ama açıldıysa bırak gel. Kadriye, senin şu anda yaptığın çok mantıklı görülmediği için annen de açıkçası biz de bunun altında bir bit yeniği arıyoruz. Çünkü senin şu an yaptığın mantıklı değil kızım. Telefon çekmiyormuş tabii, uyarıyormuş arkadaşlar. Kadriyeciğim. Kadriye bak, annen de diyor ki zorla mı tutuyor, kızımı tehdit mi ediyor bu adam diyor. Tamam gel burada konuşalım Kadriye. Kadriye gel burada konuşalım. Nerede konuşalım? Git o zaman, nerede konuşalım? Hayır buraya gel, buraya gel, burada konuşalım. Gitmeyeceğim. Sen buraya gelene kadar ben de gitmeyeceğim buradan. Anladın mı? Ama Kadriye, annen çok haklı değil mi? Senin de çocuğun var. Ben de olsam ben de merak ederdim. Çünkü senin buna niye katlandığını anlayamıyor. Ya çocuğun bana gönderdikleri bile belli değil. Ben annemle konuşuyordum zaten. Konuşmuyor değil mi? Hayır. Annem dedi ki benim telefonum bozuk dedim. Yapılana kadar idare et dedim. Yalan. Kızım sen telefonu ver. Falan boş ver. Sen bana şunu söylesene. İki tane çocuğun var. Bak kayınpederinin seni başka kocaya gidersen seni de onu da öldürürüz, pavyonda çalıştırırız falan diye tehdit ettiğini de anlatıyor evet, annen. Kocası dedi bunu. İki yani, beni boşarsan anneni de seni de gazinolarda çalıştırırım dedi. Tamam, bu gazino lafı nereden geliyor kardeşim? Heh, yalan desin işte, buna söyledi. Dedi mi demedi mi bunu? Demedi ben. Nasıl demedi Kadriye? Yazıklar olsun sana Kadriye. Yazıklar olsun. Kızım bir tehditte insanın aklına seni gazinolarda çalıştırırım tehdidi nasıl gelir?
Yani sen nasıl bir hayat sürüyorsun ki böyle gazinolarda çalıştırırız falan tehditlerini anlatıyorsun, abisini dile getiriyorsun. Abisini diyordu gözünün önünde ya bu kocası. Dur bir saniye Kadriyeciğim. Bu nasıl bir tehdit? Kim kimi böyle tehdit eder? Tamam Kadriye, sen de yemiş. Anladın mı? Yazıklar olsun Kadriye'm sana, yazıklar. Hani büyüttüğüm bu beslediğim emeklere beni yalancı çıkardın ya. Kendi yüzüne söyledi onu, bana söylemedi bak. Ne dedi Kadriye, dedim anne dedi, ikimiz de gitmek zorundayız. İkimiz de gazinolarda oynatacağımış demedin mi? Demedin mi Kadriye'm? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.